Brandon. Yeah, it's a hot day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with the splash gun so I cool down. Won't you come on over? We can party till the sun's down. Baby, let me buy you a drink while we're there. Herkese merhaba. Dışarıda inanılmaz bir gürültü var. Umarım ses şu an telefona kadar gelmiyordur. Bugün normalde Ava'da olmam gerekiyordu Cem'le. Ama değilim. Küçük sıkıntılardan dolayı bir hafta ertelemek zorunda kaldık. Ama bunlardan bahsetmeyeceğim. Sorun yok. Bir hafta sonra gidiyoruz. Peki niye bavullayım diye merak ediyorsunuz büyük ihtimalle. Aslında bir yere gitmiyorum. Bavulla olmamın sebebi bugün çok uzun zamandır üşendiğim bir şey yapmaya gidiyorum. Yurtta eşyalarım kaldı ve bu bir aylık bir tatil biliyorsunuz. Eşyalarımı toplamaya gidiyorum ve eğer oda arkadaşlarım odada çok fazla eşya bırakmamışlarsa küçük bir oda turu yapabilirim diye düşünüyorum. Yeah, it's a hot day. I'm hanging in the sunshine. Ah sıcak. Merhaba. Koç'un yurtlarının oraya geldim. Koç'un iki tip yurdu var. Biri ana yurt, biri batı yurdu. Ben batı yurdunda kalıyorum. Ana yurda çok fazla talip olduğu için kimseye çıkmıyor. Ana yurt çünkü okulun olduğu yerde, kampüsün olduğu yerde. Evet, oda kartımı evde unuttuğumu fark ettim ve odalara sadece oda kartıyla giriş yapılabiliyor. O yüzden şimdi yurt müdürlüğünden gidip kart alacağım, yedek kart. Bu da ekstra para demek. Ya ben oda kartımı unuttum da. Kızların eşyaları var biraz odada, o yüzden hani çok detaylı çekemeyeceğim. Bu benim dolabım. Burası kapı. Küçücük bir oda zaten. Şurası benim yatağım. Ve burası da benim masam. Oha, burada bir bavul varmış zaten. Fark ettiğiniz gibi odada tuvalet yok. Burası kapı. Çıktığınız zaman bu duş. Şu da tuvalet. Yavaş yavaş odamı toplamam lazım. Ranza gerçekten dünyanın en zor şeyi. Eğer aşağı ölmeden inebilirsem gerçekten bir mucize. Ayağım hiçbir yere basmıyor. Başardım. Bu arada demin temizlik olduğu için yerler çok ıslak. Ben bir aydır bu çantayı arıyorum. Bence bu asla kapanmayacak. Sanırım kapanıyor. Küçük bir sorun ortaya çıktı. Çünkü şu dolapta gördüğünüz gibi ayakkabılarım var. Ama ben ayakkabıları koymak için hiçbir poşet veya benzeri bir şey getirmedim. Yani bir tane daha bavul var ama öyle pis şekilde konulur mu acaba? Annem kızar mı? Bence koyabilirim. Anneciğim özür dilerim. Koydum gitti. Evet, artık odaya bay bay diyebiliriz. Buradan çıkıp Cem'le sinemaya gideceğim bu arada. Aa bakın, biraz şurada yurdun etrafını göstereyim. Şurada bir Çağlar Tost var. Kaupo var, gözükmüyor. Bir dakika, şu Kaupo. Biz hep orada kahve içmeye gidiyoruz. Cem bir arabamın yanına bunu koymuş. Neden? Bu ne? Merhaba. Abi. Burayı biliyorsunuz. Ragu burası. Biz birazdan buradan çıkıp... Niye hikaye anlatır gibi anlıyorum? Biz birazdan buradan çıkıp sinemaya gideceğiz. Ve aslında ben bir korku filmine gitmek istiyordum bayağıdır. Bugün bir korku filmi çıktı. Ama çok iyi bir kız arkadaş olduğum için... Cem'in gitmek istediği Türk filmine gidiyoruz. Aslında şöyle oldu. Tamam, aslında daha önce bu Cem'in gitmek istediği Türk filminin basın gösterimi vardı. Ona gidecektik. Ben söz vermiştim. Geçen hafta Cuma. Ama uyuyakaldım.
yapıyoruz. Elif şu an çok mutlu çünkü biraz önce ona yeni bir Instagram fotoğrafı çekti. Hala. Şu an jelibon almak için Cem'den kaçıyorum. Çünkü yoksa izin vermeyecek bana. Cem gelmeden bunu kasadan getireceğim. Cem, ne aldım biliyor musun? Biz şimdi filmden çıktık. Nasıldı Cem? Güzeldi, ben beğendim. Yani beğenmediğim şeyler de oldu ama beğendim. Bence de güzeldi. Ve ne oldu biliyor musunuz filme girmeden önce? Ayşem arkadan gelmesin. Gitmeden önce. Yerimizi bulmaya çalışıyordum ben. Ondan sonra bir baktım yerimizde biri oturuyor. Sonra yerimizde oturan kişi aslında kimdi adamın adı? Bir tane oyuncu yani. Ne adı? Ben Uğur Polat sonra da kalktı. Pardon dedi, gitti. Aynen. Öyle yani. Deliha 2 yerine daha iyi izlemesi daha iyi tabii. Kendi adına da, bizim adımıza da, dünya adına da. O zaman bugünlük bu kadar. Görüşürüz.